Mazhar'la Ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişler. Bu evlilik başta Mazhar'la Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıbe Hanım ve görümcesi Firdevs ile şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elbette. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Peki, hiç Reyhan Hanım'ın tipini değiştirip başka bir kızmış gibi götürmeyi denediniz mi? Denedik Peyami Beyciğim. Hem de birkaç kere denedik. Peki, oğlum 3 günlük ömrüm kaldı, evlenmeni istiyorum numarasını yaptınız mı hiç? Yaptık Peyami Beyciğim, onu da yaptık. Yolda gelirken o kadar şirin, o kadar tatlı bir kedi gördük ki Menkıbe Hanım teyze. Ay, o kadar cici bir kediydi ki. Yalnız kediciyi araba ezmişti, yerde ölmüş yatıyordu. Ama yine de çok şirindi. Reyhan. Misafirimiz var galiba anne. Ah evet, sizi tanıştırayım. Kızım Firdevs. Memnun oldum. Bu küçük hanım da Mazhar'ın evleneceği Reyhan beyefendi, planör Peyami Bey. Aa, planör Peyami mi? Ne biçim isim anne bu? Ha, babam sınıfındaki öğrencilerin adı gibi. Rica ederim küçük hanım. Planör benim lakabım değil, mesleğimin adıdır. Hadi ya. Ay, demek mesleğiniz planör olup uçmak ha? Ne güzel. Ben uçak planör değilim, küçük hanım. Nasıl ki operasyon yapana operatör denir, plan yapana da planör denir. Tamam o zaman. Siz onların kusuruna bakmayın Peyami Beyciğim. Ne de olsa zamane kızları işte. Akılları bir karış havada. Neyse biz işimize bakalım. Siz oğlunuzun evlenmesini istiyordunuz değil mi? Hem de nasıl istiyorum Peyami Beyciğim. Yani şu dünyada en çok istediğim şey bu.
O halde ben size en garantili ve en uygun evlendirme planını anlatacağım. %100 garantili olsun. Aman Peyami Beyciğim. Aman hiç merak etmeyin. Bu size anlatacağım plan çok özel kişiler için hazırlanmış bir plan. Hem ben bu planımla Devlet Planlama Teşkilatı'nın vay be ödülünü kazandım. Vay be. Ya. Şimdi bu Masar Bey değil mi? Aa bilmem. Bu Masar Bey mi oluyor? Koyar mısın abimi yerine? Ay yeter, gönderin şu Masar'ı evine. Aa. Canım canım. Ne demek olsun? Aynı bebekler gibi uyuyor. Sevimli var oğlum benim. Ama ben maalesef masum bir hayalet değilim. Kocasını uyandırmayı seven birazcık da huysuz bir ruhum. Patates! Soğan! Patates! Soğan! Günaydın! Soğan patates! Ruslar! Alçak ötesi hayalet! Hotlakların yüz karası! Yakın. Seni ölmüş eşek yakın hayaletleri yakın kovalasın, emi! Hiç yakışıyor mu senin ağzına aşkım? Ne demek yakışıyor mu? Bu ne? Bu ne? Patates, soğan! Patates, soğan! İstiyor musun abi? Patates, soğan! Patates, soğan! İstemiyor patates, soğan! Nasıl? Böyle iyi mi? Ha? İstemiyorum patates, soğan! İstiyorum Allah'ım! Patates, patates! Herkes, ama herkes, tüm çevresi Masar Bey'e Reyhan Hanım'la uzun süredir evliymiş gibi davranacak. Tabii bir süre sonra Masar Bey de psikolojik olarak evli olduğuna kendisi de inanacak. Ama bir dakika, şimdi benim bu planda anlamadığım yerler var. Reyhan? İnanamıyorum. Senin bu planda anlamadığın yerler varsa bu demek oluyor ki anladığın yerler de var. Öyle mi? Aslında evet. Bu planda anladığım yerler de var tabii ki. Mesela bu planın planör Peyami Bey'e ait olduğunu çok iyi anladım. Ama anlamadığım şu. Mesela Masar Bey bana şimdi demeyecek mi? Hani bizim evlilik cüzdanlarımız? Hani bizim evlilik resimlerimiz? Ha? Nerede? Bravo Reyhan Hanım. İşte şimdi ben de tam bu konuya gelecektim. Gelin o zaman. İlk olarak hemen sahte bir nikah cüzdanı hazırlayacaksınız. Sonra da fotomontajla düğün ve nikah fotoğraflarını yaptıracaksınız. Hemen gidip Sakine Hanım'ın üç kağıtçı oğlu Fatih'e yaptırayım. Allah'tan böyle tanıdıklarım var da yani. İnsana lazım oluyor. Yani insanların neden ruhlardan korktuklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle manyaklıklara maruz kalmamak için kaçıyorlarmış. Ne olmuş yani patatesçi, soğancı falan getirdiysen? Ne güzel işte, ayağına kadar getiriyorum. Sana da iyilik yaramıyor yani aşkım. Bırak şimdi, bırak. Bana güzel bir kahvaltı hazırla da seni affedeyim bari. İstediğin kahvaltı olsun, hemen hazırlarım. Ah, dur bakalım, bugün canım biraz değişiklik yapmak istedi. Nasıl bir değişiklik? Yani kahvaltıyı buradan değil de böyle başka bir yerden mi getireceksin? Kahvaltıyı buraya getirmek yerine seni kahvaltıya göndereceğim canım. Ruslar! Çabuk birleştir diyorum. Allah'ın cezası deniyor. Getir şu bacaklarımı. Allah kahretsin. Sihirler kesildi yine. Sihirler mi kesildi? Tabii. Sihir faturasını yatırmayı unutursan adamın sihirini böyle keserler işte. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Onlar orada, bu burada. Ha? Dur aşkım, sihir kredimi kullanacağım şimdi. Ulan, tövbe yarabbi, tövbe. Allah'ım yarabbim, ben zamanında seninle ev hanımısın diye evlendim. Mandrake gibi bir sihirbazla evlenmek istesem, seninle evlenmezdim ki. Hay Allah'ım ya. Ne haber kanka? İyidir, ne olsun be kanka. Yine sihirler kesildi. Ne kesildi? Sular kesildi, tıraş olamadım diyorum. Ha. Ama neyse boş ver. Sabahları böyle tuhaf oluyorum ben. Sen bana aldırma kankişko. Tamam hadi işe geç kalacağız, yürü. Sen şimdi Önder Bey'den bir işe geç kaldın fırçası ye de kendine gel. Müfit doğru söylüyor. Bugünlerde Önder Bey çok sinirli. Allah aşkım. Hareketleri aynı Murat Göğebakan'ın şarkı söylemesi gibi. İşe geç kalmamam lazım ruhum. Güle güle aşkım. Güle güle, güle güle. Ben sana aşık oldum bir tane. Güzel resim. Güzel resim, çok güzel resim. Hadi. Hadi be kanka. Geldim, Allah'ın cücesi. 300 milyon,
500 milyon eder 800. Bu da 3000 dolar. İşte ücretiniz Peyami Beyciğim. İnşallah planınız tutar da paracıklarım da boşa gitmemiş olur. Bu size yaptığım plandan gurur duyuyorum. Son zamanlarda yaptığım en ilginç plan bu oldu. Neyse, hadi size kolay gelsin. Güle güle Peyami Beyciğim, size de kolay gelsin. Güle güle Planör Peyami Bey. Planör Peyami Bey. İyi uçuşlar Planör Peyami Bey. Yeter, sus. Ay, Menkıbe Hanım teyze. Benim Mazhar Bey ile evlenmem için yaptığınız masraflar için size çok teşekkür ederim. Ama merak etmeyin, bu yaptığınız masraflar size yol, su, elektrik, torun ve mürüvvet görme olarak geri dönecektir. İnşallah. Dur bakalım. Şimdi önce işe Önder Bey'den başlıyoruz. Buyurun efendim. Alo, Önder Beyciğim. Nasılsınız efendim? Oo, siz misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Ben de bu telefon niye böyle güzel güzel aşk şarkıları çalıyor diyordum. Önder Beyciğim, sizden çok ama çok önemli bir şey rica edecektim. Önemli bir şey mi? Buyurun, sizi dinliyorum Menkıbe hanımefendiciğim. Bugün öğleden sonra sizi ve tüm personeli evime bekliyorum. Nedenini geldiğiniz zaman anlatırım. Yalnız bundan Mazhar'ın katiyetle haberi olmaması lazım. Tamam Menkıbe hanımefendiciğim. Bugün tüm ajans personeliyle birlikte size geleceğiz. İnanın bu işi başka hiç kimse için yapmam. Çok teşekkür ederim Önder Beyciğim. Bekliyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler efendim, hoşça kalın. Bu işte tamam. Ne oldu anne? Önder Bey kabul etti mi? Ay, herhalde yani. Menkıbe Hanım'ın bu dayanılmaz cazibesine kim karşı koyabilir ki? Pes yani anne. Aşk olsun. Aynı lafı ben etmiş olsam beni kolumdan tuttuğun gibi kısırlaştırmaya götürürsün. Sus, sus. Edepsizleşme. Neyse, dur bakayım şimdi kimi arayacaktık? Süreyya'yla Türkan'ı arayayım. Aman ara. Ben de arkadaşlarımı arayayım. Sen de. Sen bulabildin mi bir şeyler ya? Buldum galiba. Teksirle internete girdiğinizde canınız hiç çıkmak istemeyecek. Nasıl? Aman, sanki hamam reklamı gibi oldu. Arkadaşlar, Mazhar gelmeden önce size önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bugün burayı terk edeceğiz arkadaşlar. Terk mi edeceğiz? Niçin terk edeceğiz Önder Bey? Deprem tüyosu mu aldınız yoksa? Hayır salak herif. Yangın tüyosu aldım. Bugün burada yangın çıkacakmış da. Tövbe tövbe estağfurullah. Neyse beni iyi dinleyin. Hepiniz buradan bir bahaneyle çıkıp doğru Menkıbe hanımefendinin evine gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Peki Menkıbe Hanım'ın evinde ne yapacağız Önder Bey? Onu ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Ve en önemlisi bundan Mazhar'ın kesinlikle haberi olmayacak. Ona sakın belli etmeden çıkıp gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Normal bir bahane uydurup gidin işte o kadar. Evet ya. Bizde bahane mi yok sanki? Her zamanki işten kaytardığımız bahanelerden birini bulup gideriz. Ya. Demek öyle ha? Selçuk Bey, her zaman işten kaytarmak için bir bahaneniz var. Çok iyi, çok iyi. Yani ben öyle bir şey demek istemedim Önder Bey. Gerçek nedenlerden birini bahane ederiz gibi bir şey diyecektim. Ama bir çuval inciri berbat ettiğimi görüyorum. Tamam, tamam. Çok konuşma, çok konuşma. Hadi, hadi herkes işine. Saadettinciğim için hazırladığım özel kravat nihayet hazır. Şimdi Saadettinciğim bu kravatı boynuna takıp da şöyle sıkıştırmak için çekince... ...kravat yağın etkisiyle cırt diye kayıp gırtlağını sıkacak. Ve boğulmasına neden olacak. İnşallah Saadet'im en kısa zamanda benim yanıma dönecek. Yani zannediyorum öyle olacak. Merhaba Gözüm Hanım. Merhaba Ruhsar Hanım. Merhaba efendim. Buyurun hoş geldiniz. Hayırdır? Siz buraya pek gelmezdiniz. Evet, hayırlı bir iş için geldim. Ruhsar Hanım'ın bir durumunu araştırmakla görevliyim. Benim durumumu mu? Hangi durumumu araştıracaksınız ki? Eğer kocanız sizi sevdiği için hala evlenmemişse... ...her sene 10 gün fani olma ödülü kazanacaksınız Ruhsar Hanım. Ne? Her sene 10 gün fani ha?
gözün aydın Ruhsar'cığım. Peki bu fanilik ödülünü ben hemen kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsiniz. Yalnız önce fani tarafa gidip kontrol etmem gerekiyor. Kontrol mü? Neyi kontrol edeceksiniz? Kocanız Masar'ın evlenip evlenmediğini fani tarafa gidip bizzat gözlerimle görmem gerekiyor. Raporumu ancak ondan sonra yazabilirim. Peki tamam gidelim. Masar'cığımın evlenmediğini gözlerinizle görebilirsiniz. Keşke Saadettinciğime de senede 10 gün mefta olma ödülü verilse. Senede 10 güncük ölüp de buraya gelse ben ona da razıyım. Teksirle 1 saate 2 dolardan internete giriyorsunuz, 100 dolar verip çıkıyorsunuz. Nasıl? Ya bu mafya sloganı gibi oldu be. Önder Bey, Teksir internet reklamı için iyice kafa karıştıran bir para sistemi istiyor, haberiniz olsun. Merhaba kızlar. Merhaba Generation'ın canavarları. Benim balkonda çamaşırlarım asılıydı. Az önce hava durumunda dinledim de, Balkanlardan alçak basınç mı ne geliyormuş? Çamaşırlar etkilenmeden ben onları bir alayım. Hadi eyvallah. Arkadaşlar benim de gidip hemen patates yemem gerekiyor. Çünkü kişi başına 7 kilo patates tüketmemiz gerekiyormuş. Yani ben gidip hemen patates tüketme görevimi yapmak istiyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoppala. Bu ikisinin neyi var bugün? Benim de gidip yaşlı ninemin odunlarını kırmam gerekiyor. Çünkü kendisi yaşlı olduğu için odunları kıramıyor. Odunları, nine. Allah Allah, bugün burada bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Yani bakalım. Müfit. Efendim? Seninle bir iş görüşmesine gitmemiz gerekiyor. Ne? He? Benimle iş görüşmesine mi gideceksiniz? Evet. Sizinle iş görüşmesine gideceğiz Müfit Bey. Yani benimle gitmek istediğinize emin misiniz? Yani şimdiye kadar benimle hiç gitmediniz de. Evet, eminim. Seninle gitmek istiyorum, hasta etme insanı. Peki efendim, peki tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, gideriz efendim. Masar evlat, burası sana emanet. Daha önemlisi şu tekstil internet şirketinin işi için acilen kafa karıştırıcı reklam metinleri hazırlaman gerekiyor. Unutma, kaç paraya nasıl abone olunacağı asla ve asla net anlaşılır olmayacak. Merak etmeyin efendim. Havuz problemlerinden daha zor olmazsa bana rahatlıkla devrimci dönek muamelesi yapabilirsiniz efendim. Hah! Sana güveniyorum evlat. Sağ olun efendim. Yürü. Sağ olun. Evet. Tekstil. İnternete 3 dakikası 1 dolardan girebilirsiniz. 116 dakikadan sonrası bedava. 58 dakikadan sonrası 10.000 dolar. Ya! Allah, nerede kaldı bunlar acaba? Öf, nerede kaldılar ya? Öf be, öf, nerede kaldılar? İnsan biraz düşünceli olur ya. Onlar yüzünden evliliğim tehlikeye girecek. Ay, Reyhan otur azıcık. Ha, işte geldiler. Geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Türkan'cığım. Hoş bulduk güzelim. Merhaba. Hoş geldin Süreyya'cığım, buyurun. Merhaba. Bir dakika. Buyurun Önder Beyciğim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizler de hoş geldiniz merhaba. Çocuklar. Nasılsın? Nasılsınız Menkman teyze? Size çiçek merhaba. Aldım. Abla. Merhaba. 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 Merhaba, sağ ol. Buyurun, buyurun geçin efendim, buyurun. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Merak etmeyin, sizi buraya niçin çağırdığımı şimdi anlatacağım. Bir annenin en büyük mutluluğu, en büyük isteği... ...dünyaya getirdiği evladının mürüvvetini görmektir. Öyle değil mi? Sorarım size. Kesinlikle öyledir Menkıbe hanımefendiciğim, haklısınız. Sizce de öyle değil mi Müfit Bey? Daha tabii. Aynen öyle. Fakat gel gelelim benim hayırsız minik kuşum... ...ne yaptımsa bugüne kadar evlenmedi. Görünen o ki ona kalırsa bundan sonra da kesinlikle evlenmeyecek. Evet, ben de öyle görüyorum. Efendim, gün bugündür. Artık mazhar denen evlilik kaçkınının evlendirilme günüdür. Bunun için de hepinizin yardımına ihtiyacım var. Bu iş için bana yardım edecek misiniz? Etmeyecek misiniz?
Evet, tabii edeceğiz. Edeceğiz. Size yardım ederiz. Anne, sen buradakilere mevzuyu anlatırken ben de Makam Muhteşem'e gidip durumu anlatayım ki abimin işi garantili olsun. Haklısın, koş. Firdevs, o sapa dikkat et ha. Karşıdan karşıya da güzel geç. Efendim, bu işte en küçük ayrıntının bile büyük önemi var. Şimdi size planı anlatıyorum. Demek her sene 10 gün fani olma ödülü kazanacağım ha? Ay, bu çok güzel bir şey. Ama henüz kazanmış sayılmazsınız. Eğer eşiniz Masar Bey evlenmemişse kazanacaksınız. Masar'cığım evlenmediğine göre şimdiden kazanmış sayılırım. Ay, fani olduğumda neler giysem acaba? Şimdiden çok özledim fani gibi giyinmeyi. Teksir, internetin yeni adı. Teksir'in 20 saati 3 dolar. 20 saatle 30 saat arası 40 dolar. 50 saatten fazlası 75 dolar. 75 saatten fazlası 102 dolar olursa 125 saati kaç dolar olur? Teksir, fiyatı en anlaşılır internet hattı. Ben geldim. Aa, hoş geldin dürümcü. Hoş geldin ruhum. Hay Allah. Ajansta kimse yok ki. Hepsinin saçma sapan işleri çıktı, gittiler. Aman bırak şimdi onları. Asıl sürprizi ben sana yapacağım şimdi. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Hmm. Ne olur sanki azıcık ucundan versen, yani söylesen ruhum. Aşk olsun aşkım, sürpriz bu. Adı üstünde, söyleyemem. Ama sana çok güzel bir hoşluk yapabilirim. Hoşluk mu? Ne hoşluğu? Mesela internet reklamı için sana ilham verebilirim. Nasıl yani? Böyle. Çok hoşsun ruhum. Hmm. Bu bir devriye. Evet, devriye. Of. Ne olacak bu mahallenin hali? Hala bak, ekmekler bile belediye defterine yazılmış artık. Bu ne lan? Mehmet Bey bir tane dünya halısı aldı. Sakin Hanım bir tane çekyat aldı. Derya Hanım 6 tane sandalye aldı. Biz halıyla, sandalyeyle çekyat falan mı satıyoruz? Onlar bizden alınmadı Muhteşem abi. Yan taraftaki mobilyacıdan alındı. Yan taraftaki mobilyacıdan alındıysa bizim defterimizde işin ya bunları. Yan taraftakinin veresiye defteri bitmiş de sizinkine yazalım dedi. Ben de kıramadım. Sizinkine yazdım Muhteşem abi. Ben senin bir tarafını kıracağım ama hadi neyse. Gitsinler kendilerine bir defter alsınlar kardeşim. Bizim defterimizi ne diye kullanıyorlar? O zaten ilkokuldayken de öyleydi. Okula defteriyle gelmez, benim defterimden sayfa isterdi. Ne demiş atalarımız? Bir insan 70'inde de oldu, değil mi? Merhaba. Merhaba Muhteşem. Şükerime hoş geldiniz, şeref verdiniz Firdevs Hanım. Dileyin benden ne dilerseniz. Senden küçük bir şey rica etmeye geldim Muhteşem. Rica etmek ne demek? Dileyin benden şu veresiye defteri parçak pinçik edip kafanızdan aşağı peçete gibi yağdırayım Firdevs Hanım. Diyorsun. Teşekkür ederim ama benim istediğim başka türlü bir şey Muhteşem. Sahi mi? Neymiş hele Firdevs Hanım, anlatın. Şimdi seninle yardımcın muhterem var ya. Evet var. İşte ikiniz eğer abim buraya gelirse ona... Dediğim gibi Masar'a sanki uzun zamandan beri Reyhan'la evliymiş gibi davranacağız. Bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. En ufak bir açık bile vermemeliyiz. Yani ben de mi bu iş ortak olacağım? Ama ben onun kankasıyım. Ne olmuş yani kankasıysan? Biz sanki ona kötülük mü yapıyoruz? Mutlu bir yuvası olsun diye bu işe destek veriyoruz. O kadar. Önder Bey doğru söylüyor. Evlilik en saygı duyulacak kurumlardan biridir. Evet. Menkıbe Hanım teyze doğru söylüyor. Ben bile bu işten hiçbir menfaatim olmadığı halde sırf Menkıbe Hanım teyzeye yardım olsun diye bu işe giriyorum. Evet arkadaşlar.
Böyle hayırlı bir işe yardım etmek hepimizin görevidir. Hadi arkadaşlar dağılalım, buyurun. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, güle güle. Sizlere güveniyorum. Güle güle efendim. Dur bakalım, daha dur bakalım. Yarın birlikte fani tarafa gidip Mazhar Bey'in durumuna bakacağız. Yaşasın! Bakın tabii, hatta istiyorsanız bugün bile gidip bakabiliriz. Umarım Mazhar Bey gerçekten sizlerin söylediği gibidir. Yani evli değildir. Tabii ki evli değil. Ama siz mutlaka gözümle görüp kontrol edeceğim diyorsanız edin. Şimdi biz Mazhar Bey'le eskiden beri evliymişiz gibi mi olacak her şey? Evet Reyhancığım, aynen öyle olacak. Peki madem o zaman biz Mazhar Bey'le eskiden beri evliyiz, Mazhar Bey insan karısını bir yemeğe falan götürmez mi hiç? Ha? Niye götürmüyorsunuz? Ay sapıttı yine Reyhancığım. Siz gerçekte önceden evli değildiniz ki. Biz siz öyleymişsiniz gibi numara yapıyoruz. Numara. Ha, iyi o zaman. Ama şimdi biz Mazhar Bey'le eskiden beri yemeğe çıkıyormuşuz gibi bir dümen ayarlasaydınız ya. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Sakin ol Firdevs. Öf. Öf. Aman. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Ama evlilik için gerekli her şeyi de hazırlattım kızlar. Neler hazırladın? İşte bu. Dur bağırma. Bunlar evlilik resimleriniz. Benim! Bu benim! Bakar mısınız? Bu da! Bu da benim! Demek evlilik resimlerinin hazır çekilmişlerinden de satılıyormuş ha? İşte bu da evlilik cüzdanınız. Benim! Demek evlilik cüzdanının hazır yapılmışlarından da satılıyormuş. Evet, her şey hazır olduğuna göre planımız yarından itibaren yürürlüğe girebilir. Önce gelse de artık Mazhar'cığımın yanına gitsek. Birazdan gelir, merak etme. Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Mazhar'ın evlenmediği görüldükten sonra 10 gün fani olmadı, keyfini süreceksin ha? Ay, evet gözüm abla. 10 gün Mazhar'cığımla çılgınlar gibi fani olacağım. Arkadaşlar, şunu unutmayın ki Mazhar uzun zamandır Reyhan'la evli. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin, unutmayız Önder Bey. Anlaşıldı Önder Bey. Ya içimde hala yani böyle küçük de olsa bir vicdan azabı var Önder Bey. Saçmalama oğlum. Biz bunu Mazhar'ın iyiliği için yapıyoruz. Değil mi? Tabii aynı zamanda menkıbe hanımefendinin ricası üzerine. Sevdiğim çalımdı. Onu da getirmek istedim. Çanı duyup da uyanmaz. Yavaş. Ben ne yapacaktım şimdi? Önce çantandaki eşyaları dolaba as. Ondan sonra geceliğini giy, Mazhar'ın yanına uzanıp yat. Dün akşam burada 2 kişi yemek yemiş görüntüsü vermeliyiz. Ah,
Orada gelir unuttum. Elbiselerini dolaba koydun mu? Evet, koydum. Öyleyse girsene yatağa be kızım. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Gireyim değil mi? Evet, Allah rahatlık versin. Hadi biz de çıkalım artık. Üf, nerede kaldı bu yetkili ya? Yoksa gelmeyecek mi bu gözüm abla? Olur mu hiç öyle ayol? Bu fani taraf yetkilisi mi? Geleceğim dediyse mutlaka gelir. Geldi işte. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum yetkili bey. Kusura bakmayın Ruhsar Hanım. İşlerim biraz uzadı, o yüzden geciktim. Buyurun, hemen gidebiliriz. Ay, çok mutluyum. Ne güzel. Mazhar Bey'le aynı yatağı paylaşıyoruz. Bugün aynı yatağı paylaşan, yarın öbür gün aynı gardırobu, aynı buzdolabını, aynı sandalyeyi bile paylaşabilir. Değil mi? İşte geldik. Burası kocamın evi, bu da kendisi o. Ya, öyle mi? Peki bu kocanızın yanında yatan kadın kim? Bu mu? Tabii ki salakların en önde flama taşıyanı, Reyhan Salağı. Salak malak olabilir, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şu anda kocanızın yanında yatıyor olması. Bilmem anlatabildim mi? Evet anlıyorum ama bu durumu yine de anlamış değilim. Neyse şimdi öğreniriz. Aa! Vay be! Allah Allah! Mazhar Bey'e bakın ya! Mazhar Bey herkes gibi çalar saatte değil vurur çakmakla uyanıyormuş. Aa! Mazhar Bey'in tokmağına bakın ya! Kafanı bir ceviz gibi kırmamı istemiyorsan çabuk bana bu rezil durumu açıkla Mazhar Bey. Hangi rezil durumu? Bu rezil durumu. Bu rezil durumu. Senin ne işin var yatağında? Ne demek ne işim var? Eğer ben senin karınsam yanında yatmak da en doğal hakkımdır. Ne karısı? Ne diyorsun? Ne karısı? Açık. Hadi. Mazhar kocacığım, biz seninle karı kocayız, unuttun mu? Allah'ım, eskiden sadece salaktı. Şimdi bir de manyaklık eklendi. Esas manyak sensin. Evlenirken hiç böyle demiyordun ama. Kusura bakmayın. Ama bu gördüğüm durum karşısında size herhangi bir ödül veremeyeceğim Ruhsar Hanım. Ama nasıl olur? Kocam Mazhar bu salakla evli değil yetkili bey. Benim şu an gördüklerim tipik bir karı koca kavgası. Ah yetkili bey. Biz kocamla hiç kavga etmiyoruz ki. Değil mi aşkım? Sizi değil, yeni karısını kastediyorum. Kusura bakmayın. Üzgünüm. Durun lütfen. Kahretsin. Yine yağmurlar kesilecek zamanı buldu. Yetkili Ruh Bey. Bir daha hiç evlenmeyeceğim. Bundan sonra evlenirsem bana da Reyhan demesinler. Dul olarak yaşayacağım. Dullar daha kıymetli oluyormuş. Ay! Sonunda minik kuşumun mürüvvetini gördüm ya. Ahdim vardı. Böyle davullu zurnalı göbecikler atacaktım ve işte at anne at. Abim eğlendiğine göre sıra bende. Bana bak Reyhan, seninle evlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Bence sen hayal görüyorsun. Peki ben hayal görüyorsam bunlar nedir ha? Söyler misiniz? Onlar nedir? Bunlar nedir? Hoppala. Ben bu resimleri ne zaman çektirdim ya? Sarhoşken, kafam kıyakken mi çektirdim acaba? Peki. Madem sarhoşken çektirdiniz, bu ne? Ne? Bu.
Aman Allah'ım. Bu bir evlilik cüzdanı ve benle Reyhan'a ait gibi görünüyor. Yine de sana inanmıyorum. Bu evlilik cüzdanı sana ve bana benzeyen birilerine ait olabilir. Ve ismimiz de tesadüfen aynı olmuş olabilir. Yok ya, bu kadar tesadüf kadın kızında bile olmaz. Hadi, çok konuşma, çok konuşma, çok konuşma. Gerizekalı. Gel kanka, gel. Ne oldu kanka ya? Ya bu salak benimle evli olduğunu zannediyor. Bir zahmet şuna gerçeği söyle de belki o zaman inanır. Tamam. Ama sen onunla uzun zamandır evlisin kanka. He? Ya? Olamaz, Müfit de çıldırmış. Neyse tamam. Sen de mi çıldırdın? Tamam, çıldırmadım. Ben sana yolda anlatırım. Evliliğinizi anlatırım ben. Ne evliliği? Yürü, ne yürü, tamam yürü. Hayırlı işler kocacığım. Canım kocacığım. Hadi. Ne yemek istersin akşama kocacığım? Yemek yapma bana, hadi. Yürü, hadi. Allah. Evimden çıkıyorum ya. Bakın, lütfen bana inanın. Kocam Masar kesinlikle evli falan değildir. Yani evlenseydi benim haberim olurdu ya. Kusura bakma. Ama gördüklerime mi inanayım yoksa sana mı? Ama gördükleriniz gerçek değildi. İsterseniz Gözüm ablaya sorun. Söylesene Gözüm abla, Masar evli mi değil mi? Ay benim de bildiğim kadarıyla Masar hiç kimseyle evli değildi. Ama tabii ki evlenme dediğiniz şey artık bir dakikalık bir şey olduğu için gidip evleniverdiyse bilemeyeceğim. Hayır ya, evlenmedi diyorum ya. Üzgünüm ama ben Masar Bey'i evli olarak gördüm. Lütfen bir şans daha verin bana. Akşama gideriz, bir yanlışlık olduğunu göreceksiniz zaten. Peki, akşam gider bakarız. Ne haber kızlar? Önder Bey acilen internet reklamını istiyor sizden. Canım, internet reklamından kolay ne var? Zaten topu topu bir tane internet var. Gir çık işte. Hopala. Reyhan'ın resimlerinin ne işi var benim masamda? Bak şimdi. Yani Masar'cığım, karınla çektirdiğin fotoğraflar bizim masamızda duracak değil ya. Karımla mı? Çocuklar ciddi misiniz? Reyhan gerçekten benim karım mı? Evet kanka. Yani sabahtan beri sana anlatmaya çalışıyorum. Reyhan senin karın. Senin karın. Aa, Masar'cığım, Reyhan'la evlisin ya sen. Evlisin. Tabii evlisin Masar. Evlisin sen Masar. Ya. Evlisin Masar. Ya yeter. Nasıl olur? Hepiniz birden mi sapıttınız ya? Evlisin Masar. Masar, Reyhan'la evlendiğinden beri işe hep vaktinde geliyorsun oğlum. Bakayım sana, maşallah. Bu evlilik sana yaradı evladım, tebrik ederim. Yaradı. Yaradı. Evlisin Masar, evlisin. Bir köpek maması alana, bir kedi maması da yanında hediye veriyoruz. Böylece satışlarımız artmış oluyor. Nasıl fikrim muhteşem abi? Allah seni ne etsin emi? Bindiğin otobüslerde içeri doğru açılan otomatik kapılara çarpılasın emi? Disconnect olasın. Niye böyle söylüyorsun muhteşem abi? Yine yanlış bir şey mi yaptım? Lan oğlum, promosyon olarak köpek mamasının yanında kedi maması verilir mi hiç? Kediyle köpek bir arada beslenir mi hiç? Beslenmez mi muhteşem abi? Beslenmez tabii salak. Kediyle köpek hiç bir arada durabilir mi? Doğru söylüyorsun muhteşem abi. Tom ve Jerry de boyuna kavga ediyorlar. Haklısın be muhteşem abi. Merhaba, kolay gelsin. Bakkal efendiler. Aa, Maskal Bey, hoş geldiniz. Biz de sizden söz ediyorduk. Öyle değil mi muhterem? Öyle mi? Biz kedilerden, farelerden bahsediyorduk. Kes sesini, bücür. Maskal Bey, saygıdeğer eşiniz Rihan Hanım'ın veresiye defteri biraz kabardıydı da... ...onu ne zaman şey edeceksiniz diyordum. Saygıdeğer eşim Reyhan mı? Evet, yoksa karınız Rihan Hanım saygıdeğer değil mi? Hayır canım, tabii ki saygıdeğer. Ben neler saçmalıyorum ya? Allah Allah. Galiba ben bu salakla evliyim. Evet Mahsar Bey, maalesef o salakla evlisiniz. Bana bak, karıma salak deme seni. Fena yapma. Evet, Maskal Bey, ben alayım. Gel. Bücür zevzek. Git şöyle seni eşek maması diye satmadan orada bekle Maskal Bey. Ha. Maskal Bey, şey diyecektim, saygıdeğer eşiniz Rihan Hanım'ın defteri biraz kabardıydı da. Başlatma şimdi, veresiyeni göçüyorum. Tık takmıyorum kusura. Çay daha içer misin kocacığım? İçer miyim? İçersin abi. İçersin. İçerim. İçersin değil mi kocacığım? İçerim dedik ya. İçersin kocacığım. İçerim. Koyayım o zaman kocacığım.
Tamam sus, çok konuşma. Kocacım, kocacım, kocacım. Sus. Canım kocacım. İçersiniz değil mi kaynanacım, kaynanacım? Allah'ım yarabbim. Lay lay lom kocacım. Görümcecim, görümcecim. İçersiniz değil mi görümcecim? Lay 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 kocacım. Anne, lay, 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 kocacım. Bir şey söylesene şuna. Anne durma öyle, sus sus, bir şey söyle. Biz geldik. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin ruhum. Ben de sen yokken evlenmişim işte. Hayır, saçmalama. Sen evli falan değilsin. Ama durum öyle olduğunu gösteriyor. Yetkili bey, bu kesinlikle doğru olamaz. İşte çaylar geldi. Çay laylom, lay 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 lom. Buyur kocacığım. Vallahi de billahi de kocası değil yetkili bey. Eh, artık sizden bir şehzade bekleriz inşallah. Evet abi, annem geceleri torun torun diye sayıklıyor. Sağ ol Firdevs. Bakarız artık bir çaresine. Basar kendine gel. Evet Ruhsar Hanım. İşte her şey ortada. Ben gidiyorum. Ne olur lütfen durun. Bunlar doğru değil. Hoşça kal. Alçak. Gitti işte. Hepsi senin yüzünden. Neler olup bittiğini bir hayalet olmama rağmen ben bile anlayamadım gözüm ablaya. Kim bilir? Mazhar belki de gerçekten evlenmiştir. Ama senden çekindiği için söyleyemiyordur. Hayır, benim Mazhar'ım böyle bir şey yapmaz gözüm abla. Sen yine de erkek milletine fazla güvenme. Al işte buyur benimkine bak. Herif neredeyse ölümsüzlüğün sırrına erecek. Bir de sağlığında bana sensiz yaşayamam karıcığım diyordu. Alçak Saadettin. Yıllardan sonra bu işi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan hayırlısıyla halledebildik anne. Sağ olsun. Planör Peyami Bey'in planı sayesinde yıllardan beri hasretini çektiğim mürüvvete kavuştum. Planör Peyami mi? Neden bahsediyor bu cadı? Evet anne. Yatıp kalkıp bu Planör Peyami'ye dua etmeliyiz. Abim bugün evliyse bunu onun o harika planına borçluyuz. Vay vay vay. Dinlemeye devam edelim bakalım. Sadece Planör Peyami'ye mi? Önder Bey'e, Müfit'e, Generation Ajans personeline, Bakkal Muhteşem'e kadar herkese çok şey borçluyuz. Oha! Abimin evlenmesi için gelmiş geçmiş en büyük organizasyonu hazırladık. Vay alçak cadılar. Demek büyük organizasyon ha? Ben şimdi size büyük organizasyon nasıl olurmuş göstereyim de görün bakalım. Arkadaşlar, daha fazla kafa karıştırmalıyız. Yani dinleyen kaç para olduğunu anlamamalı. Anlaşıldı mı? Şu nasıl Önder Bey? Dinler evet, misiniz? Dinleyin. İlk 23 dakikası 10 dolar. Daha sonraki 5 saati dakikası 3 dolar 50 sentten bir ayda 18 ücretsiz olup son 9 saati 20 dolar. Fena değil. Ama arkadaşlar biraz evvel de söyledim. Daha fazla kafa karıştırmalıyız. Daha fazla. Anlaşıldı mı? Acaba bir dakikası 11 sentten bir havuza 2 tane internet bağlansa... Havuzun dolması için kaç sentlik internet bağlanmalıdır mı desek acaba kanka, ha? Bak bunu kimse çözemez vallahi. Mazhar. Ruhsar, ne işin var burada? Ben evli bir erkeğim. Seninle görülmem hiç hoş karşılanmaz. Her şeyi öğrendim aşkım. Sen oynanan oyunu kulaklarımla duyup öğrendim vallahi. Sen iyi değilsin. Ben evlendiğim için kafayı tırlattın galiba. Anlaşıldı. Seni de bu oyuna inandırmaya başarmışlar. Neyse, ben gidiyorum aşkım. Bir sürü telefonu Saadettin'in cep telefonuna yönlendiriyorum. Böylece bu telefonları arayanlar Saadettin'le görüşecek. Saadettin'le bu kadar çok görüşme yapınca... ...beyin tahribatına uğrayıp... ...hayırlısıyla rahmetli oluyor. Pek sanmıyorum ama umut işte. Bir de bunu deneyelim bakalım. Alçaklar ordusu. Demek organize bir suç çetesi gibi Mazhar'cığıma tuzak kuruyorsunuz ha? Benim de adım Ruhsar'sa bunun hesabını hepinizden soracağım. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldiniz yetkili bey. Yetkili bey, sizden son bir şey rica edeceğim. Bana son ama vallahi bu sefer son bir şans daha istiyorum. Bakın Ruhsar Hanım, size tanıyacağım kadar şans tanıdım. Lütfen ne olur son. Evet, bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçtiğine göre Mazhar Bey kocama çok nefis yemekler yapmalıyım. Evet, ilk olarak ne yapmalıyım? Terbiyeli kelle yapmalıyım. Terbiyeli kelleyi nasıl yapmalıyım? İlk önce kelleyi terbiye etmeden başlamak gerekiyor. Şimdi, bana bak kelle, bak sakın ha sofrada öyle dil çıkartayım filan deme, oldu mu?
En ufak bir terbiyesizliğini görmeyeceğim, ara gele! Evet. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman bu yemekleri yapmak ve yemek yasak olacağından dolayı Mazhar Bey'e, sevgili kocama şimdiden bol bol yemekler yapmalıyım. Biraz daha üzerine kekik koyarsak nefis olurdu. Ama evde kekik olmadığından dolayı... Evet, Murat Kekeli'nin kasetinden birkaç tutam alıp böyle üzerine serpiştirmek gerekiyor. Ne yapıyor bu salak böyle? Evet, şimdi de sırada baklava turşusu var. Kocam Mazhar Bey için ellerimle baklava turşusu yapıyorum. Evet. Uy, iğrenç. Aslında beklesem Mazhar bu salaktan zaten ayrılır ama o kadar vaktim yok. Reyhan. Aa! Kolay gelsin sevgili gelinim. Aa! Meykum Hanım teyze, siz ne zaman geldiniz? Kendinizi hiç görmedim bile. Aman! Bırak şimdi ne zaman geldiğimi de sana planın ikinci kısmını anlatayım. Aa! İkinci kısım mı? Bu planın ikinci kısmı da mı var? Var tabii ya. Hem asıl önemli olan planın ikinci kısmı. Aa! Peki ne yapacağız planın ikinci kısmında? Şimdi, ne kadar adam varsa donlu atletli olacaklar, onların hepsini Mazhar'ın yatak odasına dolduracaksın. Ondan sonra da planın birinci bölümüne katılan herkesi buraya davet edeceksin. Ne kadar ilginç bir plan bu. Çok iyi ya. Salak. Evet, gelin adamlarım, gelin. Gelin, çekinmeyin. Gelin, hadi yürüyün. Sen de gel. Gelin adamlarım. Oturun. Gelin. Gelin. Siz de gelin. Gelin. Sen de gel. 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 Oturun. Hadi. Hadi. Çekilin. Sen de otur. Evde çok güzelmiş ha. Alo. Önder Bey'le mi görüşüyorum? Bakın Önder Bey, akşam ekibinizle birlikte mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Evet, kesinlikle planın diğer bölümü için gelmeniz gerekiyor. Planımız tıkır tıkır işliyor. Bakın ama bu son, tamam mı? Kesinlikle son. Vallahi da billahi da söz veriyorum son. Ne var? Geç, gel, geç. Hoş geldiniz. Geç, gel, gel. Sizin niye çağırdınız? Gel. Anlamadım geç. Ki. Aa, geç, geç. Reyhan, bu ne ya? Bana şuraya oturalım şöyle. Anne. Ne oldu ya? Niye hiç konuşmuyorsun sen? Reyhan, niye aldın bunları buraya? Evet, herkes hazırsa başlayalım. Bir, iki, üç. Gelin adamlarım, gelin. Ha. Usta ben de oynayayım ya. Usta gidin ben. Reyhan bu ne? Bunları da mı çağırdın? Aman tanrım, yatak odasından bir sürü adam çıktı. Ay gözlerime inanamıyorum. Bu bir rüya olmalı. Hatta kabus, kabus. Kabus, kabus. Yandan. Nasıl buldunuz? İyi mi? Hadi siz de gelin oynayın. Çabuk bu evi terk edin. Defolun. Çabuk defolun. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü, hadi yürü, yürüyün, defolun. Hadi güle güle. Çekin gidin, güle güle. Sen de hemen bu evi terk et. Zilli salak. Oğlumla da boşanacaksın. Niye boşanacakmışım? Biz mutluyuz zaten. Sus, sus. Boşanacaksın dedim, anne, o kadar. Anne, saçmalama. Bunlar zaten evli değil ki. Doğru, haklısın. Allah'tan ki evli değiller. Yavrum, minik kuşum, sen zaten aslında Reyhan'la evli değildin. Hay Allah Allah. Hadi ya. Evlisin Mazhar, evlisin Mazhar. Evlisin. Peki bu resimler, evlilik cüzdanı falan? Bunların hepsi bir şakaydı abi. Ya, ya, şaka. Şaka, şaka. Evet. Bu durumda ödülü kazandığınızı müjdeleyebilirim Ruhsar Hanım. Yalnız
sizden bir şey rica edeceğim. Bu organize adilik çetesini cezalandırmak istiyorum izninizle. Peki, tamam. Cezalandırın bakalım. Şimdi size öyle bir ceza vereceğim ki insanlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalacaksınız. Hadi hadi, geç hadi. Hadi dışarı, dışarı. Herkes kümesine, hadi oğlum. Hadi dışarı. Hadi dışarı, hepiniz dışarı. Sen bırak, salataklığını bırak. Gel buraya. Oh canıma değsin, çok iyi oldu. Ben de kaçayım artık. Her şey için çok teşekkürler. Güle güle. Hoşça kalın. Hadi. Kış. Öyle gıt gıt deyip bana cevap yetiştirme. Hadi. Kümesiniz hadi. Rusal. İyi, güzel de Allah korusun ya bir fried chicken severin eline geçerlerse? Aman, o kartolaş tavukları kim ne yapsın Allah aşkına? Nasıl? Aman tanrım. Bak, ben ne kazandım. Ruhsar, sen fani bir canlı mı oldun? Evet aşkım, hem de 10 günlüğüne, 10 günlüğüne fani oldum. Hem de senin sayende. Yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma.